Bugün 1.5.10 güncellemesini konuşacağız ve bir de Taylor's'tan yeni video geldi. 500 years the Calradian Empire dominated the continent. Bundan sonra büyük sefer yaparken veya sandbox'a girerken bizi bir video karşılayacak. Bu video Calradia'nın önceki tarihini anlatacak. Yani biz Benin orada başlamadan önceki yıllarda 500 yıl boyunca Calradia İmparatorluğu toprakları yönetiyor. Ardından büyük bir isyan çıkıyor ve bu isyanda da kuzeylerden Aseraylara, Aseraylardan Sturgialara kadar tüm devletler ayaklanıyor. Ve Calradia İmparatorluğunu paramparça ediyorlar, 3 parça yapıyorlar. Ve kendileri de büyük topraklara sahip oluyor. Bunun 2-3 dakikalık kısa bir özetini görüyoruz aslında biz o videoda. Güzel olmuş, izleyebilirsiniz bu arada. Onun ardından da yeni bir güncelleme haberi geldi bize. Zaten son zamanlardaki performans artışlarını veya yeni getirilen özelliklerden bahsetmiştik. Gerçekçiliğe büyük bir adım atılmış ama bir o kadar da zorlaştırılmış artık oyun. Görsel yeniliklere bakarsak 23 yeni köy manzarası eklendi. Bunların 4'ü Aseraylardan, 2 Batanya'dan, 11 İmparatorluk'tan, 3 Kuzey'den, 2 Sturgia'dan ve 1 de Vilandia'dan. 10 yeni kasaba sahnesi eklendi. 3 yeni kale sahnesi eklendi. Bununla birlikte de 2 Sturgia deri çizmesi eklenmiş. Malzeme ve dokularda geliştirmeler var genel olarak. Aslında bu yeniliklerde bizim sürekli aynı şehir ya bu ya da aynı kale bu dememizin de önüne geçecek. Evet canlar, ayrıca bu videoya sponsor olan Black Lord Discord sunucusuna da teşekkür ederim. Orada da birlikte oyun oynayabileceğiniz, birlikte eğlenceli sohbetler edebileceğiniz ve birçok da etkinliğe katılabileceğiniz ortam bulunuyor. Farklı topluluklardan insanlar da var, sadece Türk de değil. Açıklama kısmından Black Lord Discord sunucusuna katılarak hem bana hem de bu güzel arkadaşlarımıza destek olabilirsiniz. Ben de orada olacağım. Sohbetimizi, muhabbetimizi tabii ki edeceğiz. Birçok oyunda biz kayıtlı dosyalara bakarken hangisi benim oyundu, hangisi yeni oynadığım oyundu diye karıştırabiliyoruz bazen. Özellikle de birçok oyunu oynadıysak. Bunun önüne geçmek için kaydetme, yükleme ekranına artık karakter görselimizi atımızla birlikte eklemişler. Bak, güzel bir özellik var. Savaş günlüğü sekmesi eklenmiş ve burada da savaşta meydana gelen son olayları görebileceğiz. Ayrıca burası çok önemli. Ateşkes yaparken kasabalarımızı, kalelerimizi de haracın içine dahil edebileceğiz diye bir şey anladım ben buradan. Onun dışında sefer seçeneklerine yeni zorluklar eklenmiş. Savaşlar ve kuşatmalarda da şöyle bir yenilik var. Oyuncular krallıklarına ait kaleyi teslim etmeye çalışırsa artık nüfus kaybedecek. Yani öyle beleşten teslim olma yok. Güvenli bir geçiş için teslim edebiliyorduk ya kaleleri. Nüfus kaybederek bunu yapabilirsiniz. Yerleşim yerlerini yağmaladınız atıyorum. Ama yağmalayan komutan siz değilsiniz. Siz sadece onun komutasındaki herhangi bir beysiniz. O zaman "Ağam ben yapmadım" diyerek ilişki düşürülmesinden etkilenmiyorsunuz. Klan ve birliğe gelirsek artık herhangi bir klana gidip şunu diyebiliyorsunuz. Birader, bence sen tamam biz savaştayız falan ama saldırgan olma. Sen milletin çoluğuna çocuğuna saldırma diyerek savunma modunda kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Tabii eğer kabul ederse. Veya yine devletiniz içindeki herhangi bir klana giderek tarafsız kalmasını, bu olaylar hiç ilişmemesi gerektiğini de söyleyebiliyorsunuz. Veya saldırgan olması için onu ikna edip düşmanın köylerine, kalelerine saldırmasını da isteyebilirsiniz. Bu da oyunun kaderine daha fazla etki etmenizi, daha çok rol oynamanızı sağlayacak. Bana göre mükemmel bir özelliği diyoruz. O da şu: artık garnizon birliklerinizi sınırlayabiliyorsunuz. Daha da güzeli, o garnizonların aldığı ücreti de sınırlayabiliyorsunuz. Atıyorum para konusunda sıkıntı çekiyorsunuz. Belli bir seviyeye geldikten sonra artık o kale, şehir garnizon üretemiyor. Yani biliyorsunuz o kendi kendine, eğer milis estiriyorsanız orada sürekli bir asker artışı oluyor. Sizin de cebinizden para gidiyor. Bunu engelleyebiliyorsunuz artık. Abone olsana canım kardeşim. Birliklerde değişiklikler var. Buraya çok detaya girmeden birkaç özelliğe değinelim. Atıyorum Vilandia kılıççılarında var olan mızraklar kaldırılmış. Sturgia okçularında artık farklı bir balta var. Druznik şampiyonunun özelliklerinde güncel güncellemeler var. İmparatorluğun bazı birliklerinde yay özelliği artarken Batanya'nın bazı birliklerinde atletizm özelliği azalmış. Böyle inişler çıkışlar var birliklerde, güncellemeler var. Krallıklar ve diplomasiye geldiğimizde efsane özellikten bahsediyorum. Bir krallığa katıldınız ve oranın kültürüne özel
ekipmanları size artık devletiniz veriyor. Oraya özel askerleri de artık size devletiniz veriyor. Böylece benim yaşadığım gibi atıyorum ben Aseraylardaydım. Aseraylardan Kuzeytlere katılayım dedim. Bedevilerle Kuzeytlere katıldım bir anda. Yani garip bir durum oluyor ortada. Ama artık bunu engellemek için, daha da gerçekçi bir hale getirmek için ekipman ve yeni askerlerimizle Kuzeytlere katıldığımızda Kıpçak maskesi verecek mi onu merak ediyorum. Aslında ondan da bahsedeceğim. Çünkü sanıyorum artık o da şehirlerde satılıyor. Daha önceden Kuzeyt birliklerinde vardı Kıpçak maskesi ama şeylerde bulamıyorduk. Bundan sonra bulabiliyoruz sanırım. Bir güzel özellik daha, artık kendi kurduğunuz veya kendi yönettiğiniz krallıktan ayrılabiliyorsunuz. Yani tahtı artık kendi oğlunuz ama artık kime vermek istiyorsanız verip tahttan çekilebiliyorsunuz. Yerleşim yerleri artık paralı askerlere hediye edilemiyor. Ki mantıklı. İsyanların ortaya çıkma olasılığı arttı. Halkın size bağlılığı artık daha da önemli. Zaten isyanlar çok çıkıyordu. Biz bunu kendi devletimizde olmasa bile çevre devletlerden görebiliyorduk. Şimdi daha da artacak o isyanlar. Daha da dikkat etmemiz gerekiyor şehri yönetirken. Ve isyan eden yerleşimler daha iyi milislerle ve daha çok yiyecekle ortaya çıkıyor. Yine bizim için güzel bir özellik. Biliyorsunuz kendi esirlerimizden fidye alabiliyorduk. Bir de bunun üzerine kendi klanımızda bulunan, atıyorum kardeşimizin birliğinde bir esir var. Onun fidyesini de biz alabiliyoruz. Ekonomi ve ticarette ise kasabaların artık ortalama %50'den daha fazla parası var. Oyunun sonlarındaki yüksek enflasyon önlenmiş. Ahşap atölyeleri ve demirhaneler diğer atölyeleri kıyasla çok daha az kar ediyordu. Ama bunun karını biraz da artırmışlar. Gerçekten atölyede, yani genel olarak atölyelerde az kar ediyoruz. Evet, çok güvenli bir iş yeri. Sonuçta kervanlar gibi başlarına bir şey gelmiyor. Sürekli bir para geliyor oradan. Ama çok azalıyorduk. Bunlarda da ufak bir düzeltme yapılmış. Görevlere geldiğimizde oyuncu köylere erzak vermeye zorlarsa veya ileri gelenlere asker vermeye zorlarsa onlarla var olan görevlerimiz başarısız olacakmış. Veya krallığımız değişirsek, görev verenle düşman olursak yine görevlerimiz başarısız olacak. Yine dediğim gibi zorlaştırılacak oyun. Sohbetlerde de özelliklerine ve oyuncularla olan ilişkisine bağlı olarak yeni yüz ifadeleri eklenmiş NPC'lere. Bize öyle uyuz uyuz sırıtanlar vardı. Bakalım yani yeni ne yüz ifadeleri eklenmiş merak ediyorum ben de. Tırpanlar, kazmalar, çapalar, demir çekişleri, dirgenler ve çekişler artık sivil ekipman olarak kullanılabilirmiş. Yani şehirde dolaşırken atıyorum arka sokakta bir mevzu yapmak istiyorsunuz, bunları kullanabilirsiniz artık. Çok oyuncuda da yenilikler var. Daha çok silahların hasarları düşürülmüş gördüğüm kadarıyla çok oyuncuda da. Yine haritalardaki birçok hata düzeltilmiş, yeni detaylar eklenmiş ve bazı haritalarda da boğulma noktaları var suya girdiğinizde. Yani bu güncellemeden özet olarak anladığımız şu: oyun gerçekten daha zor bir hale getirilmiş, daha gerçekçi bir hale getirilmiş ve o kolay bir şekilde tüm Kalade'yi fethetme olayı gerçekten bu güncellemeden sonra çok güçleşecek. Ama bizi uyar. Umarım bilgilendirebilmişimdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizi yandan başka bir video uğurluyorum canlar. Hoşçakalın.